Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber teknoloji destek başvurusu nasıl yapılır buna bakacağız. Aslında bu video olmayacaktı ama bugün arkadaşımla beraber video çekmeye çıktığımızda bunun başvurusunu zaten yapacaktım. Dedim ki hep beraber yapalım. Ben de ilk defa yapacağım için ama daha öncesinde bunun videosunu çekmiştim. Nasıl yapılacağını süreci biliyorum. Ama deneyimleyeceğiz hep beraber. Bakalım GSB biz üzerinden tablet başvurusu, telefon başvurusu nasıl yapılır bunu göreceğiz. O zaman ben videoya başlıyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde kendime bu teknoloji destek başvurusu için bir tablet almıştım. Huawei MatePad 11.5'i aldım ve kullanırken şu an gerçekten oldukça güzel bir deneyimde yaşıyorum. Peki bir miktar para ödedik. Teknoloji destekle bunun gerisini, yarısını nasıl alacağız? Evet, ona da şimdi bakacağız. Bunun için öncelikle Play Store üzerinden ya da App Store üzerinden GSB Biz uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ben daha öncesinde indirmiştim. Şimdi ekran kaydını başlattım arkadaşlar ve GSB Biz uygulamasına girdim. Buraya girdiğinizde öncelikle TC'nizi ya da E-Devlet üzerinden bir giriş yapmanız gerekiyor. Hemen aşağı tarafta Genç Teknoloji Destek başvurusunu görüyoruz ve başvur diyoruz. Burada farklı farklı seçenekler var. Tablet başvurusu, telefon başvurusu, internet desteği başvurusu gibi başvurular yer alıyor. Benim aldığım cihaz tablet olduğu için ben tablet PC desteği başvurusuna tıklıyorum. Zaten E-Devlet üzerinden bir giriş yaptığım için şu an hemen adım, TC'm, doğum tarihim çıktı. Alt tarafta ise aydınlatma metni, açık rıza metni ve şartları okudum, onayladım dedikten sonra devam et diyoruz. Daha sonrasında bir fatura bilgilerim geliyor. Bu fatura bilgilerini size artık nereden aldıysanız cihazınızı, bir teknoloji mağazası olsun ya da internet sitesinden faturanız geldiğinde bilgiler yazıyor. Ama burada bir bize kolaylık sunmuşlar. Şu an hemen elimde göstereceğim. Faturanız geldiğinde burada bir kare kod oluyor. Tek tek yazmaktansa bu kare kodu okuttuğunuz zaman size bir kolaylık sunuyor ve hemen buradaki boşluklar doluyor arkadaşlar. Boşlukları ben kare kodumu şu an okuttum ve doldurdum. Bir de MAC IP adresi gerekiyor. Bunu da cihazınızın ayarlar kısmından bulmanız gerekiyor. Tablet hakkında, telefon hakkında artık hangisi olursa MAC ID adresinden kopyalamanız gerekiyor. Ben buradan MAC ID adresimi de kopyaladım, yapıştırdım ve devam ediyorum. Şimdi ise son aşamamız artık irtibat numarası ve IBAN numarası. İrtibat numarasına başvuru yaptığınız zaman, başvurunuz onaylandı ya da onaylanmadı şeklinde bildirimler gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Hemen altındaysa IBAN numarası var. IBAN numarası üzerinden de cihazınızı artık eğer başvurunuz onaylandıysa artık paranızın geleceği yer oluyor. O zaman ben buradaki boşluklarımı da dolduruyorum. Evet, IBAN numaramı da doldurduktan sonra aşağıda girdiğim tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim. Olası bir usulsüzlük tespitinde tarafıma iade yapılmayacağını ve başvurumun reddedileceğini şimdiden kabul ediyorum dedikten sonra başvurumu tamamlıyorum ve başvurunuz alınmıştır diyor vatana millete. Hayırlı olsun, umarım başvurum en kısa sürede kabul olur. Evet, en kısa sürede deneyimleyerek hep beraber bu şekilde öğrenmiş olduk. Sizler de zaten detayları biliyorsunuz. Hatta bir kişi daha demin arkadaşım söyledi. Faturayı almadan önce poşeti de eklediği için başvurusu iptal olmuş. O yüzden sadece hangi cihazı aldıysanız onun fatura bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bunun da detaylıca bilgisini vermiş olalım. Cihazı aldığınızda eğer telefon tarafındaysa 2 yıl boyunca kimseye satmamanız gerekiyor. 2 yıl boyunca o cihazı da kullanmanız gerekiyor gibi gibi şartlar vardı. O zaman videonun sonuna geldik. Peki siz bu indirimden faydalandınız mı ya da bu indirim hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.